Bu arada Kassam Tugayları da Hamas'ın askeri kanadı açıklama yaptı. Dedi ki ya İsrail 7 rehineyi daha öldürdü. Hafta sonunda da son derece büyük çaplı protestolar vardı. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta içinde iki İsrail eski başbakanının çağrılarını aktarmıştık. Ehud Olmert ve Ehud Barak. Yani isyan çağrısında bulunmuş. Yani Netanyahu çetesi gidene kadar sokaklardan çekilmeyin demişti. İşte bu noktada bir yandan o protestolar devam ediyor. Bir yandan da Kassam Tugayları'nın açıklamasıyla İsrailli rehinelerin durumu iyiden iyiye tartışma konusu oldu. Hamas'la İsrail arasında geçici ateşkes ve rehine takası görüşmeleri sürerken İsrail'in Gazze'deki katliamları durmuyor. İsrail ordusu Gazze'de hem Filistinli sivilleri hem de kurtarmayı vaat ettiği rehineleri öldürüyor. Kayıttaki ses İsrail'in daha önce Hamas üyesi sanarak öldürdüğü rehinelere ait. 3 İsrailli rehine 15 Aralık'ta üstelik çıplak olmasına rağmen ve beyaz bayrak sallamalarına rağmen Hamas üyesi sanılarak İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. Rehinelerin İsrail ordusunun gönderdiği kamera taşıyan köpek yoluyla yardım çağrısı yaptığı da belirlenmişti. İsrail basını o ses kayıtlarını paylaştı. 2 İsrailli esir askerlere, "İmdat, biz esiriz, kurtarın bizi, biz merdivenin altındayız" diyerek sesleniyor. İsrail rehineler konusunda skandallara imza atmaya da devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail bombardımanında 7 rehinenin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece 7 Ekim'den beri İsrail saldırılarında öldürülen rehinelerin sayısı 70'e geçti. İsrail'de rehine protestoları da hız kesmiyor. Binlerce İsrailli hafta sonu Tel Aviv'de sokağa indi. Adres Savunma Bakanlığı binasının önüydü. Başbakan Netanyahu ve hükümet karşıtı pankart ve dövizler taşıdılar. Hemen seçim sloganıyla erken seçim talep ettiler. Kudüs'te de binlerce kişi rehineler için eylem düzenledi.